ne apartman burası. Botanik bahçemi. Ve şimdi 12. kata geldik. Ohayo gozaimasu. Herkese Tokyo'dan selamlar. Uzun bir ara oldu. Bugün 23 Kasım Salı. Japonya'da havalar soğudu. Tüm dünyada olduğu gibi bugün Şükran günü, Japonya'da da tatil. Ben de hazır tatil bulmuşken videomu yapayım ve uzun bir aradan sonra sizinle izlenimlerimi paylaşayım istedim. Buraya taşınalı yaklaşık 2,5 ay oldu. Peki aldığım karar doğru bir karar mıydı? Burada nasıl yaşıyorum? Mutlu muyum? Onları sizinle paylaşmak istedim. Açıkçası son zamanlarda aldığım en doğru kararı almışım. Buraya taşınmakla gerçekten çok iyi yaptım, şu an anlıyorum. Çok mutluyum burada. Nasıl, neden mutlusun diyeceksiniz. Buraya taşındıktan sonra bir sürü yeni insanla tanıştım açıkçası. Biraz daha böyle beyaz yakalıların yaşadığı bir semtte yaşıyorum şu anda. Yaşadığım bu binada 14 katlı bir bina ve sosyal apartman diye geçiyor. Şey gibi düşünebilirsiniz, yani bir otelde yaşıyor gibi veya lüks bir hostelde yaşıyor gibi düşünebilirsiniz. Taşındığım yeni apartman burası işte. Apartman toplam 14 katlı. 13. ve 14. katı ortak alanlar için kullanılıyor. Diğer katlarda tamamen hepsi daire. Her katta ya 4 ya da 5 daire var. Toplamda 45 daire var gibi düşünebiliriz. Burada temizlik, işte bina bakımı, yaşayan insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için bina yönetimi var. Sadece burada restoran yok. Yani herkes kendi yemeğini kendi yapıyor. Herkesin kendi dairesi var ve dairesinin içinde banyosu ve duşu var. Sadece mutfağımız yok. Mutfakta da ortak alanlarda beraber yemek yapıyoruz. Açıkçası bu bence çok güzel bir sistem. Çünkü hem yemek yaparken hem de sosyal alanlarda, ortak alanlarda çalışırken, televizyon izlerken bir sürü yeni insanla tanışıyorsunuz, arkadaş oluyorsunuz, hatta bir süre sonra aile gibi oluyorsunuz. Burasını şey gibi düşünebilirsiniz aslında. Ben şuna benzetiyorum. Diyelim ki 45 odalı bir konakta yaşıyorsunuz. Odanızdan dışarıya çıktığınızda aile gibi gördüğünüz insanlarla beraber yemek yiyorsunuz. Onlarla sohbet ediyorsunuz, televizyon seyrediyorsunuz. Sonra yalnız kalmak istediğinizde de odanıza geri dönüyorsunuz ve hiç kimse sizi rahatsız etmiyor. Ne büyük bir konfor, değil mi? Ben şu an bu şekilde yaşıyorum ve gerçekten o kadar mutluyum ki burada yaşadığım için, çok doğru bir karar almışım. Gelin size yeni evimi göstereyim. Apartmana girerken burada posta kutularımız var. Posta kutularımızı bu bize verilen anahtarla açıyoruz. Şu şekilde anahtarı yerleştirdiğimde benim posta kutum burada açılıyor. Ve aynı zamanda eğer postacı bir paket getirdiyse ve evde yoksanız, bu aşağıdaki büyük saklama depolarına bırakıyorlar bir şifreyle birlikte. Sonra siz bu ekran üzerinden o anahtarı yine sokarak ve şifreye bakarak buradan paketinizi alıyorsunuz. Apartmana giriş tamamen güvenlikli. Bu anahtar olmadan apartmanın içine kesinlikle kimse giremiyor. Anahtarı buraya gösteriyorum ve kapı açılıyor. Sağ tarafta gördüğünüz kapının arka tarafında da çöplerimizi bıraktığımız alan var. Ve asansörle katlara çıkıyoruz. Bu arada bu anahtar olmadan hiçbir kata çıkamıyorsunuz. Şimdi anahtarımı buraya yine okutuyorum ve sonra dairemin katına çıkıyorum. Şimdi daireyi gezelim.
Burası da dairenin diğer tarafı. Yani cam tarafının tam karşısına bakan taraf. Bu daire böyle uzunlamasına bir daire. Bu taraf biraz daha böyle saklama alanları, tuvalet ve duşun olduğu kısımlar. Bu tam karşıda gördüğünüz dairenin giriş kapısı. Tabii çok küçük olduğu için giriş kapısının arkasını da değerlendirmem gerekiyordu. Oraya da askılar astım ve gün içinde kullandığım çantalarımı oraya koydum. Bu tarafta gördüğünüz duş, diğer kapı ise tuvaletin olduğu yer. Buzdolabını buraya koydum, bu köşeye koydum. Buzdolabı gerçekten çok önemli. Çünkü yukarıdaki ortak alanlarda buzdolabını tamamen kullanamıyorsunuz. O yüzden buzdolabımı atmadım ve onu getirdim. Ve bu sepetin içinde de daha önceki evden getirdiğim bazı böyle çok sık kullandığım mutfak eşyaları var. Bu raflar çok iyi oldu. Yani taşındığımda odanın içinde vardı. Bu saklama sepetlerimi buraya dizdim ve hem güzel duruyor hem de hayat kurtarıyor gerçekten. Taşınırken neredeyse bir kamyon dolusu eşya attım ve bunların yarısı da kıyafetti. Çok fazla kıyafetim vardı. Ve dedim ki madem çok küçük bir yere taşınıyorum, o yüzden tamamen sadeleşmem gerekiyor. Ve çok her zaman giyebileceğim kıyafetleri getirdim. Ve ayakkabılarımın da bir kısmını getirdim. Ve bu dolabın içine tıkıştırdım. Şimdi de size göstereceğim. Dolap şu şekilde açılıyor. Hani sadece siyah, beyaz ve böyle orta tonlarda, beş kahve tonlarındaki olan kıyafetlerimi bıraktım. Biraz sadeleşmem gerekti. Ve ayakkabılarımı koyacak hiçbir yer yok. Gördüğünüz gibi giriş kapısı son derece dar ve sıkışık. Ayakkabılarımı ne yapabilirim diye düşünürken Daiso'dan şu tarz askılıklar aldım. Ve o askılıklara sığabilecek kadar böyle en elzem, her zaman kullandığım ayakkabılarımı bunların içine koydum. Yani giyeceğim zaman poşetlerinden çıkartıyorum ayakkabılarımı. Dışarıya çıkıyorum ve geldiğim zaman da tekrar poşetin için koyup bu şekilde yerleştiriyorum. Her şeyi dolaba koydum ki böyle rahat hareket edebileyim diye. Ve dolaba bu şekilde her şeyi yerleştirdim. Kapattığımda da bu şekilde gördüğünüz gibi gayet temiz görünüyor. Şimdi size banyo ile duşu göstereyim. Şöyle açıldığında genel olarak bu şekilde. Küçük, temiz, gayet şık, hoş bir tuvalet. Bu arada tuvalet otomatik. Bu benim için çok önemli ve tuvalet musluğu var. Burada böyle tuvaletin tam üstünde küçük bir saklama dolabı var. Buraya havlularımı, bazı kişisel eşyalarımı ve temizlik malzemelerini koydum bu şekilde. Yalnız rafların bu derinliği o kadar şeydi ki, azdı ki, bazı yüz bakım ürünlerim buraya sığmadığı için mecburen bu rafların, dolabın altına kendim Daiso'dan aldığım bu rafı, portatif rafı yerleştirdim bu şekilde. Tuvaletin de burada ayarlama düğmeleri var. Yani her şeyi ayarlıyorsunuz. Su ayarı, su ısı ayarı, oturma yerinin ısı ayarı. Aynı zamanda tuvaleti açmak için bu düğmeye basmak gerekiyor. Bu düğmeye bastığınızda tuvalet otomatik olarak açılıyor. Kullandıktan sonra tekrar bu düğmeye basıyorsunuz. Tuvalet otomatik olarak kapanıyor. Ve sonra tabii ki sifonu çalışmaya başlıyor. Burada da lavabo var, aynası, havluluğu, bu şekilde küçük bir lavabo. Buraya da böyle çöpümü yerleştirdim. Aynı zamanda Daiso'dan bu rafları aldım ve bu sepetleri aldım. Zaten elimde vardı. Bunu da buraya yerleştirdim ve tuvaleti bu şekilde düzenledim. Tabii ki bu tarz binaların en önemli özelliği havalandırmalarının olması. Tuvalette böyle gördüğünüz gibi bir tane havalandırma var. Şimdi de duşa bakalım isterseniz. Duşun ışığını açıyorum, kapısını açıyorum. Ve burası da duşum. Şöyle size göstereyim. Burada yine bir havalandırma daha var tabii ki. Ve bu şekilde gayet güzel, portatif, kullanışlı bir yer burası da. Böyle kapattığınızda içerisi tamamen duş alanı haline geliyor. Burada da eğer diyelim ki postacı geldi ya da bir misafiriniz geldi, buradaki düğmelerden kimin geldiğini görebiliyorsunuz. İsterseniz onu içeri alabiliyorsunuz. Bazı diyelim ki odada bir sıkıntınız var, burada acil durum düğmesi var, ona basabiliyorsunuz. Binanın menüsüne de bağlanıp
Bir takım işte binanın özellikleriyle ilgili bilgiler de alabiliyorsunuz ve buradan duyurular da yapılıyor aynı zamanda. Biraz da pencere tarafını nasıl yerleştirdiğimi anlatayım size. Yatağı ilk başta pencerenin önüne koymayı düşündüm ama sonra vazgeçtim. Sol duvara yaklaştırdım yatağımı. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Pencere önüne de işte önde oturup çalışabileceğim, çayımı içebileceğim ve dışarıyı seyredebileceğim şekilde koltuğumu yerleştirdim. Sehpam var ve çok ferah. Burası batıya bakıyor bu oda. Daire. O yüzden de öğleden sonra güneşini alıyor. Çok aydınlık oluyor. Her zaman gerçekten güneş alıyor ve aydınlık oluyor. Bu tarz Nitori'den şeyler aldım. Store perdeler aldım. Onları kapattığım zaman da oda tamamen karanlık oluyor. Ve aynı zamanda pencerenin kenarında da böyle bir çıkıntı vardı. Oraya da böyle biraz işte çiçekler yerleştirdim. Mumlar yerleştirdim. Böylece güzel bir şey oldu. Burada kendime güzel bir çalışma ve oturma alanı oluşturmuş oldum. Yani yatağımın olduğu kısım yatak odası olarak düşünürsek orada küçük bir oturma alanım, oturma odam gibi düşünüyorum orayı. Ve bu şekilde gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Çok ferah bir ortamım var. Sadece küçük bir penceresi var. O pencere açılıyor bu arada. Açıldığı zaman tabii caddenin sesi geliyor. Böyle bu şekilde. Klima da burada yukarıda. Şu anda klima çalışıyor, hava çok sıcak olduğu için. Tavanda da böyle bir beton görüntüsü vermeye çalışmışlar. Biraz daha modern bir hava yaratmaya çalışmışlar. Nitori'den aldığım lambaları taktım. Bu arada Japonya'da çok ilginç bir sistem var. Tavanında gördüğünüz bu siyah raylar kendinden takmalı portatif lambalar için. Yani dışarıdan lambayı alıyorsunuz. Onun bir aparatı var. O aparatı takıp sonra bu siyah rayın içine oturttuğunuzda ışığınız yanıyor. Çok ilginç bir sistem. Bir de şunları göstermek istiyorum size. Bu tavanda böyle iki tane, gördüğünüz gibi böyle iki tane çıkıntı var. Bunlar aslında normalde şunu ben taktım. Yani bunu ben Daiso'dan aldım. Bunu taktığın zaman buraya çamaşırlarınızı asabiliyorsunuz. İsterseniz böyle hani elde yıkadığınız çamaşırları buraya asabiliyorsunuz. Ya da buraya asmak istemiyorsanız yukarıda zaten çamaşır makinesi ve kurutucu var. Bunu böyle çıkarıyorum ve bunlar böyle daha dekoratif eşya olarak burada sarkaçlar olarak görünüyor. Japonlar bu tarz ayrıntılara çok dikkat ediyorlar. Bir de şurada yatağın olduğu tarafta böyle bir askılar var. Bunlar da aynı zamanda çamaşır asmak için ama ben kullanmıyorum. O şekilde duruyor. Nasıl buldunuz oturma odamı ve yatak odamı? Biraz da size manzarayı göstereyim bu arada. Şu tam karşıda Tokyo Tower var. Yani Tokyo'nun en popüler, en bilindik kulelerinden bir tanesi. Yani Paris'in Eiffel Kulesi nasılsa Tokyo'nun da bu kulesi o kadar meşhur. Şu an siz belki göremiyorsunuz ama şöyle biraz yaklaştıracağım şu şekilde. Ben daha yakından görüyorum onu ve akşamları özellikle çok güzel bir görüntü oluyor. Çünkü tamamen ışıklarla süslendiriyorlar ve gece ışıl ışıl yanıyor orası. Penceremden Tokyo Kulesi'ni görmek de açıkçası büyük bir lüks. Çünkü herkese söylüyorum ben Tokyo Tower görüyorum diyorum. Şaşırıyorlar nasıl görüyorsun diye. Böyle iki tane binanın arasından görünüyor ve çok hoşuma gidiyor gerçekten. Aşağıda da tam ana cadde var. Ben böyle oturup buradan ana caddeyi seyredebiliyorum bu şekilde. Bu karşıda gördüğünüz tamamen şirketler, iş yerleri. Ve şurada tam şurada gördüğünüz benim bu mahallenin en büyük süpermarketlerinden bir tanesi var orada. 24 saat açık bir market. Ve burası böyle çok hareketli oluyor gündüz. Burada oturup böyle gelip geçeni seyrediyorum. Ve bu da odamdan görünen gece manzarası. Şu an akşam saat 8:30. Şirketlerde hala bazı çalışanlar var. Ve ben Tokyo Kulesi'ne bakıyorum. Kameradan çok uzaktaymış gibi görünüyor ama hani insan gözüyle baktığınızda gerçekten çok yakında. Ve size şöyle yakınlaştırayım. Oh, 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 oh
akıllı bir bina. İçine girdikten sonra asansör otomatik olarak aşağıya iniyor ve sizi karşılıyor. Anahtarla istediğiniz kata çıkabiliyorsunuz. Eğer anahtarınız yoksa başka bir kata asla çıkamıyorsunuz. O yüzden mesela Uber geldiğinde veya posta geldiğinde zilinize çalıyor. Ya onu yukarıya çekmeniz gerekiyor ya da sizin aşağı inmeniz gerekiyor. Her yer temizleniyor, mutfaklar temizleniyor. İşte elektrikli aletlerin hepsini kullanabiliyoruz. Elektrikli aletler bozulduğunda veya bir sorun olduğunda hemen işte bina yönetimi buna müdahale ediyor. Bütün 24 saat binanın işte ortak alanları açık. İstediğiniz zaman çalışabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman televizyon seyredebiliyorsunuz. Hatta arkadaşlarınızı çağırıp parti bile yapabiliyorsunuz. Oturduğum binanın tam önünde bir otobüs durağı var. Aynı zamanda 3 tane farklı yöne giden metro istasyonuna 5 veya 10 dakika yürüme mesafesinde. Yani inanılmaz kullanışlı bir yer. Her tarafta işte alışveriş mağazaları, marketler var ve direkt havaalanına giden limuzin otobüslerinin kalktığı durak buraya 5 dakika yürüme mesafesinde. Ortak alanları tanıtacağım size. Şimdi 13. kata çıkalım ve ortak alanlarımızı göstereyim size. Burası da ortak alanımız. Öyle gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikli olarak size mutfağı göstereyim. Burası mutfağımız. Burada gördüğünüz her dairenin birer tane kutusu var. Buraya depolama alanı olarak kullanıyoruz. Burada da akşam işte arkadaşlar arasında sohbet ederken birer içki içmek için bardaklarımız var. Burası buzdolabımız. Burası ortak buzdolabı. Burası da böyle bu şekilde. İki tane burada ocağımız var. Burada da bir tane ocağımız var. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda buradaki tabaklar. Gördüğünüz gibi tabaklarda logolu. Tabaklar, bardaklar, tencereler hepsi ortak kullanım için. Aynı zamanda bu gördüğünüz çekmecelerin içi tamamen tencere ve tava dolu. Hepsi ortak kullanım için bu şekilde. Ve her gün görevlilerin bu şekilde bıraktığı havlular var. Bulaşıklarımızı biz yıkıyoruz ve buralara yerleştiriyoruz. Görevliler buraları temizliyorlar ama kendi bulaşıklarımızı tabii ki yıkamamız gerekiyor. Burada da fırınlarımız var. Burası bu biraz daha büyük kek ve börek fırını. Burada da iki tane mikrodalga fırın var. Aynı zamanda burada bir ekmek kızartma makinesi ve espresso makinemiz var tabii ki. Kettle'ımız var. Ohayo gozaimasu. Temizlik görevlileri geldi şimdi. Etrafı temizleyecekler. Burası da ortak alanlarımızdan birisi. Burası ortak çalışma masamız. Burada oturup çalışıyoruz. Bazı işte kiracılar çalışıyorlar. Freelance evden çalıştıkları için öğle saatlerinde burası inanılmaz kalabalık oluyor. Şimdi sabah saati olduğu için ben hani herkes gelmeden bir önden göstereyim istedim. Burada da böyle küçük bir kitaplığımız var gördüğünüz gibi. Çok böyle aydınlık ve sıcak olduğunda panjurlarımızı kapatıyoruz. Burası da oturma alanımız. Şimdi panjurlar kapalı. Burada oturup kahvemizi içebiliyoruz, kitabımızı okuyabiliyoruz. Burada da isterseniz oturarak bu taburelerde çalışabiliyorsunuz ya da bar çok yüksek olduğu için ayakta da çalışabiliyorsunuz. Bu şekilde manzaraya karşı hem oturup kahvenizi içebilir hem de çalışabilirsiniz. Ve aynı zamanda her yerde elektrik fişlerimiz var. Ve tabii ki televizyonumuz. Bu kanepede otururken televizyonumuzu seyredebiliyoruz.
Aynı zamanda televizyonun altında bu arada oyun konsolları da var. Bunlar da ortak kullanıma uygun. Herkes kullanabiliyor. Bu köşede yine böyle hani biraz daha film seyrederken, işte YouTube'dan veya Netflix'ten film seyrederken daha böyle farklı bir ortama girmek isteyen, kendi özel alanını yaratmak isteyenler için düşünülmüş. Evet, burası bu şekilde. Kata, yani çatı katına çıkalım. Burada arkadaşlarla oturup sohbet ediyoruz. Aynı zamanda çalışmak isteyen, yani aşağısı çok kalabalık olduğunda çalışmak isteyen, daha yalnız kalmak isteyen bir kişiler de buraya geliyorlar. Burada oturuyorlar ve burada çalışıyorlar. Şurada gördüğünüz barbekümüz. Şu an işte hafta içi olduğu için kimse kullanmıyor. Barbekümüz orada duruyor. İstersek hafta sonları arkadaşlarımızı çağırıp buradaki bahçemizde barbekü yapabiliyoruz. Burası da 14. katın mutfağı. Burada da bir ocak var. Aynı zamanda çekmeceler yine dolu. Tencereler, tavalarla. Burada da ikili bir ocağımız var. Bütün malzemeler var burada. Hiç malzemeye gerek yok. Havalandırma sistemi, aynı zamanda çöplerimiz ve burada da böyle bir küçük bir ünitede tabaklarımız, bardaklarımız, mikrodalga fırınımız var, kettle'ımız var. Aynı zamanda burada da ortak kullanım için küçük bir buzdolabı var. Bu da ayda bir kere temizleniyor. Onun dışında ortak kullanabiliyoruz. Şimdi de size bahçemizi göstereyim. Botanik bahçesine ve çatı katına bakalım beraber. Burası da bizim nefes aldığımız, aynı zamanda spor yaptığımız ve böyle oturup burada keyif yaptığımız çatı katımız. Şu karşıda gördüğünüzde, şimdi tabii kameradan böyle uzaktaymış gibi görünüyor ama böyle gözle baktığınızda çok daha yakın görünüyor. Bu gördüğünüzde Tokyo Kulesi. Burada küçük bir ağacımız da var. Bazen böyle ağacın gölgesinde oturup kitap okumak harika oluyor. Burada da minik minik ağaçlarımız var. İşte arkadaşlarla oturup sohbet etmek harika oluyor. Kahvemizi alıyoruz ve burada sohbetlerimiz oluyor. Aynı zamanda burada spor da yapılabilir. Ben zaman zaman pilates ve yogamı burada yapmayı planlıyorum. Ve bütün iş yerlerinin çatı katları. Diğer iş yerlerinin ve şeylerin binalarının da çatı katlarında bu arada. Botanik bahçeler ve işte böyle hani nefes almak için alanlar var. Burada ufak partiler verebiliyoruz. O barbeküyü buraya dışarıya çıkartıp arkadaşlarımızı davet edip güzel bir parti verebiliyoruz. Ortak alanlarda tuvaletler var. İşte odasına, dairesine gitmek istemeyenler için bu ortak tuvaletler var. Bunlar da her gün temizleniyor. Bahçemizi gördükten sonra bir de size şurayı göstermek istiyorum. Burada da çamaşırhane var. Yani hani laundry diye adlandırıyorlar. Burada erkek kiracıların çamaşırlarını yıkadığı yer. Burada da kadınların çamaşırlarını yıkadığı yer. Ayırmışlar. Bence çok iyi düşünmüşler. Bu makineler tamamen kullanıma serbest. Biz kullanıyoruz. 3 tane burada var. Aynı zamanda
tane de burada var. Hem yıkama hem de kurutma yapabiliyor. İşte kiracılar sırayla şey yapıyorlar, çamaşırlarını yıkıyorlar. Kore. Çok ferah bir yer, havadar bir yer. Aynı zamanda burada sabahları bazı sakinler yogalarını yapıyorlar. Ben de zaman zaman burada sporumu yapıyorum. Zaman zaman işte çalışıyorum, bazen kitap okuyorum. Tek bir dezavantajı var, gürültü. Buradan ana cadde geçiyor. Aynı zamanda hemen yakınından da bir otoyol geçiyor. Oranın gürültüsü devamlı var. Gürültü olduğu için de her zaman pencereleri açık tutamıyorsunuz. Bina çok korunaklı, inanılmaz güvenli. Yani anahtarınız olmadan, anahtarı olmadan hiç kimse binanın içine giremiyor. Bu yüzden kendimi çok güvende hissediyorum. Hatta bazen bu 13. 14. kata çıktığım zaman odamın kapısını bile kilitlemiyorum. Çünkü zaten güvenlik kameraları var aynı zamanda koridorlarda ve hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Burada kendimi gerçekten yani yalnız yaşıyorum ve çok güvende hissediyorum. Şu anda 14. kattayım ve size buradan sesleniyorum. Bundan sonra videolarım daha sık gelmeye başlayacak. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve aynı zamanda beğenmeyi unutmayın. Şu anda benim abone sayım çok az. 1000 abone sayısına ulaştıktan sonra canlı yayın yapabiliyorum. Bunu da çok istiyorum. Neden? Çok sorularınız oluyor. Japonya'da yaşamakla ilgili, burada çalışmakla ilgili sorularınız oluyor. Bunları böyle hani canlı yayın yapmak ve işte o anda online olarak size cevaplamak istiyorum. O yüzden arkadaşlarınızı da davet edin. Biraz abone sayımızı yükseltelim. Sonra da canlı yayınlar yapmaya başlayalım. Şu ana kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra tekrar sık sık görüşmek üzere diliyorum. Herkesi çok öpüyorum. Türkiye'ye selamlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.